Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Şöyle Nako Elite Baby ip kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelim 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay ve de güzel bir model. Benim kullanmış olduğum ip biraz kalın bir ip. Dilerseniz daha ince iplerle de deneyebilirsiniz bu modeli. Evet, şöyle çıkardığım ilmeklerimi bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 4 ve katları buraya kadar şu ilmeğimizi çıkaralım. Artı 2 ilmek demiştik. Evet, bu kadar yeterli bana modeli anlatabilmek için. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümüzü atalım. Fazlalık ipimi alıyorum ve başlayalım. Şimdi ben modelin alt kısmına lastik geçmeyeceğim. Bir sıra ters örgü ördükten sonra ön yüzden modelimin kurulumuna başlayacağım. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Şöyle kenar ilmeğimi de ters ördüm. Dediğim gibi ben bir sıra ters öreceğim. Modelimi kuracağım. Siz dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Model için. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet. Şimdi ön yüzdeyim ve modelimi kuracağım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Modelimiz 4 ve 4'ün katlarından oluşuyordu. 1, 2, 3, 4. ilmeğimin içinden şu şekilde geçiyorum. Bakın, ilmeğimin arasından değil. Şöyle içinden geçiyorum. Buradan bir ilmek çıkarıyorum. Şöyle ilmeğimi çıkardım. Daha sonra 1, 2, 3 ilmeğimi düz ördüm. Zaten en başta dördüncüyü örmüştüm. Şimdi bunu da çıkarabilirim. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. ilmeğimin içinden geçiyorum şöyle. Bir ilmek çıkardım. Şöyle uzattım. Daha sonra 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Zaten en başta dördüncüyü ördüğüm için bunu çıkarabilirim. Dördüncü ilmeğimin içinden ilmek şöyle çıkaracağım. Uzattım çıkardığım ilmeği. Daha sonra 1, 2, 3 ilmeğimi de ördükten sonra çıkarıyorum dördüncü ilmeğimi şişimden. Sonuncuyu yapalım. Dördüncü ilmeğin içinden ilmek çıkardım. Uzattım. 1, 2, 3 ilmeğimi düz ördükten sonra bu ilmeğimi çıkarıyorum. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Devam ediyorum. Modelin birinci sırası bu şekildeydi. Kenar ilmeğini aldım örmeden. Kenar ilmeğimden sonra bütün ilmekleri ters örüyorum.
Bu aradan çıkardığım ilmeği de ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet, devam ediyoruz. İkinci sıramı da arka yüzden ördüm. Üçüncü sırada kenar ilmeğinden sonra bütün ilmekleri düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Üçüncü sıramızda düz olarak ördüm ilmeklerimi. Dördüncü ve son sıradayım. Kenar ilmeğimden sonra arka yüzde bütün ilmeklerimizi yine ters örüyoruz. Böylelikle de bir modeli bitirmiş oluyoruz. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Örgüye yeni başlayanların da yapabileceği bir model. Evet. Bakın modeli bir kez tekrar ettik. Şimdi bir kez daha tekrar edelim ki biraz daha anlaşılır olsun. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelimiz 4 ilmek üzerine kuruluyordu. Şöyle 4. ilmeğin içinden geçtim. Bir ilmek çıkardım ve uzattım. Daha sonra 1 2 3 ilmeği düz ördükten sonra bu en başta ördüğüm ilmeği çıkardım. Tekrar 4. ilmeğimin içinden geçtim. Bir ilmek çıkardım. 1 2 3 ilmeği ördükten sonra 4. ilmeği çıkardım şişten. Şöyle 4. ilmeğimin içinden ilmeğimi çıkardım, uzattım. Dediğim gibi ben şöyle kalın bir ip kullandım. Dilerseniz yazlık iplerle de deneyebilirsiniz bu modeli. Hem daha salaş bir görüntüsü olur. Yanlış oldu. Şöyle dördüncüden alacaktım. Hem de daha yazlık olur. Benim şu an kullandığım ip kalın. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. İkinci modelimin ikinci sırasını geçtim. Üçüncü sırada yine bütün ilmekler düz örülecek. Evet, bakın modelimiz iyice anlaşıldı. İkinci modelimin son sırasında ve arka yüzündeyim. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Modeli birlikte iki kez tekrar ettik. Gördüğünüz gibi yapım aşaması oldukça kolay. Modeli ben büyük bir parçada denedim kamera arkasında. Şimdi şu sıramızı geçelim. Bir de onu göstereyim size. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi.
Kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın. Şöyle gayet şık bir model. Ben burada alt kısmına cilveli lastik modelini geçtim. Bu da birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Dediğim gibi dilediğiniz lastiği alt kısmına uygulayabilirsiniz. Arka yüzü de bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Şöyle hafif ajurlu bir model. Yazlık örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Yazlık iplerle dediğim gibi. Yine yelek yapımında kullanabilirsiniz. Etor şal yapımında kullanabilirsiniz. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.